Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çakralar ve Kilo serisinin 3. çakrasıyla bu seriye devam ediyoruz. Evet, bugün paylaşacağım konu diğer adı solar plexus olan 3. çakra. 3. çakra bedensel çakraların son çakrası ve rengi gördüğünüz gibi sarı. Solar plexus çakrası denmesinin sebebi güneş ağı sistemini barındırması. Yani bizim orta noktamız ve burada bağlantılı olarak bir güneş gibi bedenimize yayılarak auramızı koruma etkisi altına aldığı için böyle bir isme sahip. Ruhsal olan 3 çakramız, taç çakrası, 3. göz çakrası ve boğaz çakrası ile alt çakralardaki kök çakra, sakral çakra ve solar plexus arasında, bedensel çakralar arasında kalp çakrası bir ara geçiş görevi yapar. Bunu zaten kalp çakrasında anlatacağım, ancak bedensel çakraların son çakrasıdır 3. çakra. Peki görevi nedir? Biraz önce söylediğim gibi korumayı, bedeni korumaya üzerine programlanmıştır ve benlik algımızın oluşmasını sağlar. Egomuz bu noktadadır ve fazla çalışmasında yüksek dediğimiz bir ego, aşırı öfke, aşırı kontrolcü, aşırı hayatını güvende hissetmeme gibi duygular barındırır. Az çalışmasında da öz sevgi, öz şefkat, öz saygı gibi konularda sıkıntı yaşar kişi. Benlik algısını algılayamaz ve dışarıdaki tehlikelere karşı, diğer kişilere karşı kendisini koruyamaz. O yüzden kişinin benliğinin oluşmasında, kişiliğiyle ilgili bağ kurmasında 3. çakranın önemi çok çok önemlidir. Ve dengede olması da gerekir. Peki, kiloyla olan ilişkisine baktığımızda yeri nerede 3. çakranın? Göbek deliğiyle kalp çakrasının olduğu yerde, yani tam midemizin olduğu bu bölgede. Ve bu bölgede mideyle ilgili rahatsızlıklarınız varsa, ülser varsa, sindirim problemleri yaşıyorsanız demek ki bizim mide çakramızda, solar plexus'ta, 3. çakrada bir takım çözemediğimiz, aşırı kontrol ettiğimiz ya da kendi benliğimizle, kişiliğimizle ilgili korku ve tehdit algıladığımız bir takım durumlar yaşıyor olabiliriz. Ve bu bizi neye sevk ediyor? Mide rahatsızlıklarından öncesinde aşırı yemeye ya da işte duygusal açlıklara, yediğimizi sindirememeye ya da boş midenin kendi kendini sindirerek yara açmasına gibi mide problemlerine sebebiyet vermekte. Peki ne yapmamız lazım? Mide çakramız için ne yapmamız lazım? Öncelikle dediğim gibi çakralar konusu derin bir konu ama destek almak çok çok faydalı. Kendi başınıza yapabileceğiniz şeylerse, eğer diğer kişilere karşı aşırı öfke duyuyorsanız ya da dışarıyı çok tehditkar ya da sorunlu insanlarla iç içeyseniz, kontrol etmekte zorlanıyorsanız kendi duygularınızı dengelemeniz adına öfkelerinizi yazmanız, korktuğunuz şeyleri yazmanız, ifade etmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Onun haricinde tabii ki profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim. Ayrıyeten yapılabileceğiniz bu tür duygusal dışa vurumlardan sonra meditasyonlar var. Meditasyon deneyebilirsiniz ve kendi sınırlarını çizen bir benlik, kendisini koruma altında hisseder ve dışarıya karşı artık kendisini güvensiz ya da korku içinde hissetmemeye başlar. Bundan dolayı ben sınırlarımı biliyorum ve başkalarının sınırlarına da saygı duyuyorum diyerek ben değerliyim, ben kendim
kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, kendimi olduğum gibi seviyorum demek çok kıymetli. Çünkü kendisini kabul edebilen, bu çakranın en önemli kısmı bu, kişinin kendisinde olduğu gibi hatalarıyla, kilosuyla, sorunlarıyla, sevgisiyle, her şeyiyle kabul edebilen bir kişi, üçüncü çakrasında sıkıntı yaşamaz. Çünkü kendisini bu şekilde kabul edebilen, dışarıdaki kişileri de belli ölçütler kurallarıyla kabul etmeye başlar. Onları itmez, onlarla bağlarını koparmaz. Ama kişi kendisiyle bağlarını kopardığı zaman dışarıyla da problemli ilişkiler kurmaya başlar. Ve üçüncü çakrası kapalı olan insanlarda aşırı yağlanma, çünkü kendini korumaya çalışıyor, etrafını yağla sarmaya başlıyor. Mide rahatsızlıkları, özgüven problemleri ve duygusal açlıklar gözükür. O yüzden üçüncü çakra çok çok önemli bir çakra. Kendinizi sevmek, kabul etmek için, bir takım çalışmalara başlamak için şimdi en doğru zaman. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video dördüncü çakramız kalp çakrası üzerine olacak. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çakralarınız dengeli olsun. Sevgiler.